Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nden yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda evlerde kullanmış olduğunuz bulaşık makinelerinizin iç temizliği doğal olarak nasıl yapılır bunu anlatacağız. Makineyi niye temizleyeceksiniz önce onu söyleyelim. Bazı makinelerde içeride koku olabiliyor. Yemek artığı, yağ artıklarından dolayı bunlara çözüm olabilir bu anlatacağımız yöntem. Yine temizlik her zaman için makinenin alt kısmında çalışan parçalar için de önemlidir arkadaşlar. Hemen uzatmadan konumuza geçelim. Makinemizi açtık kapağını arkadaşlar. Sepeti dışarı doğru çıkardığımız zaman alt tarafında görmüş olduğunuz makinenizin filtresi bulunur. İlk olarak şu pervaneyi yukarı doğru asılıp çıkartıyoruz yerinden. Ve sonrasında bu görmüş olduğunuz filtremizi bazılarında yanlarda tırnağı olur. Bastığınız zaman yukarı çekersiniz sonra çıkar. Bu mesela şu ok işaretlerini görüyorsunuz. Sağa veya sola çevireceksiniz kendiniz evdeki hangi makineyse. Bunu yukarı doğru kaldırdığınızda filtre ve alt kısımda pompaya giden suyun olduğu yeri göreceksiniz. Buranın iç kısmını özellikle iyice temizleyip sonrasında şu filtreyi de dışarıda çok iyi bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Mesela bunu şu an görüyorsunuz. Bayağı bir kirlenmiş. Yani üstünde hani bir yün gibi sarmış filtrenin deliklerini. Normalde filtre çay filtresi gibi bir şey bunun teli. Süzgeç gibi düşünün. Bakın içi bembeyaz olmuş. Hani bir kireç gibi kaplamış içini. Bu ne kadar tıkalı olursa, ne kadar kirli olursa makineniz o kadar daha zor yıkar, o kadar kirli yıkar arkadaşlar. Çünkü makinenin altında biriken su, haznedeki su sürekli olarak bu filtreden süzülür ve alt taraftaki motor yardımıyla pervaneden geri bulaşıklara atılır. Yani siz bunu temiz şekilde yıkamazsanız içindeki su, makinenin yeni aldığı su temiz bile olsa 2-3 devir dayımdan sonra kirlenecektir. Dolayısıyla tam temiz bir yıkamaya ulaşmış olmayacaksınız. Hemen geçelim nasıl temizleyeceğiniz konusuna. Şu görmüş olduğunuz 3 adet malzememiz arkadaşlar. Herkesin evinde kullanmış olduğu limon, sirke, elma sirkesi, üzüm sirkesi veya beyaz sirke üçünden biri olabilir. Ve karbonat, birçok kişinin evinde bulunan bildiğimiz karbonat. Yapmamız gereken ilk olarak limonu makinemizin içinde herhangi bir yere bırakmak ama genelde kaşık sepeti olabilir. Veya üst tarafa da koyabilirsiniz. Çok problem değil ama delikler küçük olur. Delikler büyük olur. Limon küçük kesilirse deliklerden aşağı düşüp yıkama esnasında pervanede takılabilir. Bunun için en temizi kaşıklığa bırakmanız. Sonrasında 3 adet tatlı kaşığı dolu dolu veya büyük bir yemek kaşığıyla görmüş olduğunuz karbonatımızı. Bunu ben şöyle dökeyim içine. Elimde telefon olduğu için. Bunu makinenin tabanına güzelce döküyorsunuz arkadaşlar. Her tarafına yayarak dökebilirsiniz. İçeriye karbonatımızı döktükten sonra veyahut da bir yemek kaşığı dolu şekilde döktükten sonra sirkemizi alıyoruz. Bir su bardağı sirke yeterlidir. Sirkeyi dökeceğim, sesi dinleyin. Hem köpüğü gördünüz hem sesi duydunuz. Bu tarafa da dökelim. Bu duyduğunuz ses arkadaşlar sirke sayesinde karbonat kimyasal tepkimeye girdiği için içerideki kirleri çözmeye yardımcı olacak. Bu şekilde içine limonu koyduk. Bir büyük yemek kaşığı veya 3 tatlı kaşığı dolu dolu karbonatı döktük makinemizin içine ve bir su bardağı da sirkeyi döktükten sonra makinemizi 60-70 derece arasında olan bir programa, bu ekonomi programı olabilir, buraya alıyoruz ve başlatıyoruz. Makinemiz bitirene kadar boş şekilde çalışıyor arkadaşlar. Başka bir işlem yapmıyoruz. Makine yıkadıktan sonra içini, makinenin içeride koku varsa büyük ölçüde gittiğini göreceksiniz veya yıkamada belli bir oranda temizleşme olduğunu da fark edeceksiniz. Bu şekilde temizliği sıklıkla yapabilirsiniz. Bunun haricinde kimyasal satılan ilaçlar var dışarıda. Temizlik tozları olsun, sıvılar olsun. Bunlarla da yapabilirsiniz. Ama evde doğal olsun istiyorsanız bu anlatacağımız şekil işinize yarayacaktır. Makinenin alt kısmında bulunan parçalar ise şu görmüş olduğunuz yıkama motorudur. Şu hortumların bir tanesidir. Şu da motor, pompa motorumuzdur. Bunlar yine içinde yağ, tortu kaldığı zaman makinenin yıkamasında kirli yıkamasına sebep olabilir ya da koku yapabilir. Temizlik en önemli. Bunlara yarıyor. Hani makinenin içinden ziyade en önemli bu parçalar temizleniyor. Bilginiz olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Herkese kolay gelsin.